Merhaba, iyi günler. Orta Doğu konuşuyoruz ve Gazze'de süren savaşın, işgalin başka yerlere sirayet edip etmeyeceğini konuşuyoruz. Ve İsrail ile Lübnan'ın, daha doğrusu Hizbullah'ın savaşıp savaşmayacağını, böyle bir savaş olursa ne olacağını, işte bunları bölgeyi çok iyi bilen deneyimli gazeteci arkadaşımız Yusuf Elşerif'le konuşacağız. Yusuf, merhaba. Merhabalar, merhabalar. Kolay gelsin Nurşan abi. Evet, senle en son Gazze'de yaşananları konuşmuştuk. Bayağı ilk günleriydi. O zamandan bu zamana olay çok ciddi bir şekilde, kötü bir şekilde seyrediyor. Ama büyüme ihtimali ciddi bir şekilde var ve bunun da hep baştan beri bekleniyordu ama şimdi yine tekrar gündeme geldi. İsrail ile Hizbullah, dolayısıyla Lübnan arasında bir savaş ihtimali. Sen bölgede Arap dünyasını yakından takip eden ve orada yaşayan birisi olarak bu ihtimal gerçekten ciddi bir şekilde masada mı, yoksa böyle bir tür karşılıklı blöf yapılıyor, yapmazlar mı deniyor? İlk önce şunu söyleyeyim. Biz yaş olarak birbirimize çok yakınız. Bu yüzden abi derken gazetecilik konusunda sen abimsin yani. Şimdi ben hatırlıyorum. Önceki yayında siz de sormuşsunuz. Ben de dedim ki Hizbullah büyük bir savaş, İran büyük bir şey girmez. Hala aynı düşüncedeyim. Fakat ve öyle oldu. Yani sadece dengelemek, sadece görüntüde bulunmak ve savaş yokmuş gibi yapmak aslında yapıyor Hizbullah ve İsrail buna göre davranıyor. Fakat ileride şu anda farklı bir şey yaşayabiliriz ileride. İsrail'in ciddi bir taktiksel bir savaş yapabilir Hizbullah'a karşı. Fakat burada bir çerçeve çizmeme izin verin. 2 dakika hemen kısaca. Şimdi bölgede zor bir doğum sancısı yaşıyor. Ne sancısı? Bölgesel sistem, yeni bir bölgesel sistem şekilleniyor. Biliyorsunuz Soğuk Savaş döneminde bölgede sistem vardı. Sovyetler Birliği ile Suriye, Irak, Yemen, NATO ve Amerika ile işbirliği yapan Körfez ülkeleri, Mısır, Ürdün. Böyle bir denge vardı. Soğuk Savaş bitti. Irak işgal edildi ve bu bölge tamamen Amerika'nın hegemonyasının altında kaldı. Daha sonra Obama ile birlikte ya biz bir Orta Doğu'dan çekilelim, Afganistan'dan olsun, Körfez'den olsun ve Arap Baharı başlatıldı. Arap Baharı'ndan istenilen bence Amerika'nın istediği şu, bölgede bir Sünni rejimler olsun, İran ve Türkiye, karşısında İran, Şii, İslam ve yanındaki Hizbullah, Haçlı Şabi falan birbirini dengelesin veya birbiriyle savaşsın ama birbiriyle dengelesin ve sistem kursunlar. Olmadı. Arap Baharı maalesef Arap Sünni radikalleşme ile bitti. Daesh, Nusra gibi şeyler. Askeri müdahaleler tabii. Bu yüzden şu anda bir sancı, bir yeni bir şey doğması gerekiyor. Çünkü Amerika çekiliyor ve bu bölgede yavaş yavaş Çin ekonomik olarak giriyor. Sudan'da yatırım yapıyor, Etiyopya'da yatırım yapıyor, Afrika'da yatırım yapıyor, Irak'ta. Aynı şekilde Rusya askeri olarak giriyor bölgeye. Wagner'la Libya'da, Suriye'de kendi askerleri var. Ve Amerika yavaş yavaş çekiliyor. Irak'tan çekiliyor, yavaştan çekiliyor. Bu yüzden bölgede bir sistem kurulması gerekiyor. Arap Baharı'ndan sonra en önemli stratejik sonuç nedir derseniz bana, Arap ülkelerinin liderliği el değiştirmesi. Yani eskiden Arap Baharı'ndan önce Arap liderleri derken Mısır büyük ülke, Ürdün, Suriye, eskiden Irak vardı. Ama şu anda Arap ülkelerin liderliğini oynayan ülkeler Körfez ülkeleri. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Daha fazla etkin oluyorlar. Çünkü diğer Arap ülkeleri Mısır, Ürdün, Irak, Suriye falan Arap Baharı'ndan etkilenerek kenara çekildi bir şekilde. Bu yüzden bu yeniden doğacak sistem içine daha fazla Körfez ülkeleri liderlik yapacak. Ve Trump döneminde böyle bir tahayyül vardı, böyle bir senaryo vardı. Körfez ülkeleri, Arap ülkeleri İsrail'le birlikte
bir sistem yapacaklar. Bir Arap NATO'su denildi o zaman da. İsrail NATO'su denildi. Olmadı. Ve İran dışarı itildi o zaman da. Bu yüzden sıkıntı yaşadık. Daha fazla sıkıntılar yaşadık. Şimdi yeniden eğer bana sorarsanız ben de önceki görüşmede de söylemiştim. Yani bu 7 Ekim Hamas'ın başlattığı operasyon İran'ın o izni olmadan mümkün değil. Ne kadar açıklasalarsa, söyleselerse haber vermedik, izin almadık mümkün değil. Belki operasyonun detaylarını söylememişler ama operasyon yapacaklarını söylediler ve izin aldılar ve İran da bunu istiyordu. Çünkü bu yeni doğmak üzere olan sistem şöyle olacaktı. Suudi Arabistan İsrail'le barışacaktı. Suudi Arabistan'ın şartı var. Filistin devleti kurulacak. Ondan sonra bütün Müslüman ülkeleri İsrail'le tanıyacak ve barış olacak. Ve o dönem böyle bir sistem doğarsa en büyük hüsrana uğrayacak İran. Türkiye de etkilenebilir tabii ki olumsuz bir şekilde ama Türkiye sisteme entegre olabiliyor bu böyle bir sistem. Ama İran bütün güç şeylerini kaybedecek o zaman da. Bu yüzden bu barış olmasın diye İran çok çabalıyor. Ve 7 Ekim Hamas'ın operasyonu bu barışı baltaladı. Bu sistemin kurulması, doğmasını dondurdu. Ve şu anda yaşadığımız şey Hizbullah'ın saldırılarıyla olsun, Hutilerin Yemen'deki saldırılarıyla olsun, Haçlı Şabi'nin, bütün İran'ın askeri kolları saldırıyor İsrail'e ve tek amaçla Amerika ile bu yeni sistem doğacaksa İran'ın yeri ve payı ne olacak? Bu yüzden olaya böyle bakarsak daha iyi analiz yapabiliriz, daha iyi şeyler. Öyle bir husus da yok mu? Genellikle yapılan mesela Transatlantik'te Gönül ve Ömer de bunları söylüyor. Başka yerlerde de Netanyahu'nun savaşın bitmemesi gibi bir içeride çünkü siyaseten zor durumda biliyorsun. Onun hem Gazze'deki operasyonu işgali sürdürmesi hem de bunu mümkünse başka yerlere yaymak gibi bir arayışı olduğu da söyleniyor. Yani bu olay sadece İran'ın hesaplarından ibaret değil sanki. Tabii. O da doğru. O da doğru. Ve önceki görüşmemizde ben şunu söylemiştim. İran ve İsrail birbirine düşman iki ülke ama hiçbir zaman birbirine savaşmıyorlar. Hep başkaları Suudi Arabistan İran'la yakınlaşmasıyla ilk defa İsrail ve İran düşmanlığı yüz yüze gelmek zorunda kaldı. Artık yani trova atı yok. Başkalarıyla yok. Bu yüzden bu ciddi bir işti. Ve İran'ın ne kadar bu işten payı almak istiyorsa bu bölgesel anlamında söylüyorum. Ama İsrail'in iç dinamikleri doğru. Çünkü Netanyahu gibi bir İsrail başbakanı sadece ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir politikacı, popülist elbette zamana oynuyor. O, Trump gelsin beni kurtarsın elbette. Ve elbette onun ortakları aşırı sağcılar da bu fırsatı bilerek daha fazla yayılmacı bir politika yapmak istiyorlar. Ve 2 gün önce bir rapor çıktı. İsrail geçen sene, bu sene içerisinde Batı Şeria'da çok fazla politika yaptı ve çok fazla arsa ve arazi işgal etti fazla. Yani 10 seneden birinden daha fazla hatta. Böyle bir şey. Ve Gazze'yi de istiyorlar. Gazze'lileri Sina Yarımadası'na atalım. Böyle, tabii ki. Ama bunlar İsrail'in iç politikalarını yani hükmeden bir şeyler. Tabii ki. Böyle bir şey var. Yani Netanyahu uzatmak istiyor ve Hizbullah. Ama siz bugün Hizbullah konuşuyorsak bunu daha fazla İran konuşuyoruz demektir. Çünkü Hizbullah araya girdi. Yani Hamas saldırısı 7 Ekim'de oldu. Hizbullah'ın ilk füzesi 8 Ekim'de fırlatıldı İsrail'e. Ve İsrail'in kuzeyindeki birçok köy boşaltıldı. Çünkü füzeler yağıyor oradan. İsrail de
misilleme, kendi dedikleri misilleme yapıyor ve Hizbullah'ı sınırdan itmeye çalışıyor. Şimdi bu arada birçok aracı gitti. Yani Almanya Dışişleri Bakanı gitti. Baerbock. Fransız Macron'un özel temsilcisi, eski Dışişleri ve Savunma Bakanı. En önemlisi Amerika'nın temsilcisi Amos Hochstein. Amos Hochstein önceden Lübnan ve İsrail arasında deniz sınırlarını çizdirebilen bir diplomat. Çok önemli bir diplomat ve çok büyük bir başarı elde etmiş geçen sene. İsrail ve Lübnan arasında dolaylı bir şekilde deniz sınırlarını çizdi. Şimdi aynı şekilde toprak sınırlarını çizmeye çalışıyor ve ateşkesi etmeye çalışıyor. Fakat Lübnan'dan gelen hayır, Hizbullah savaşı devam ettirecek madem Gazze olayı devam ediyorsa. Bu yüzden burada Hizbullah ve İran'ın da bir etkisi var. Yani isterse durdururuz, anlaşma yaparız. Olur. Ama emir İran'dan gelmesi lazım. Tahran'dan gelmesi lazım. Bu önemli. Ve Amerika ve İsrail şunu söylüyor. Biz şimdi Hamas'ı bertaraf etmemiz lazım. Ondan sonra Hizbullah'a da bir darbe indirmemiz lazım ki İran'ın bu yeni sistem engellemelerini indirmemiz lazım. Hatta ve hatta ben bir iddiada bulunacağım ama bunun arkasında ben çünkü birçok kişiyle konuşuyorum bölgede ama yani İran Cumhurbaşkanı'nın ölümü, şüpheli ölümü arkasında Mossad da olabilir. Çünkü orada bir net bir mesaj var. Bunu Hizbullah üzerinden okuyabilirsiniz. İsrail şu mesajı veriyor İran'a ve Hizbullah'a. Biz sizi teknolojik olarak her yerini görüyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Bu savaş başladığından beri İsrail 400 Hizbullah askerini öldürtmüş. 37'si lider ve arabadayken füzeyle nokta ateşle imha edilmiş. Bu ne mesaj veriliyor? Biz sizi görüyoruz ve her yerde vurabiliriz. Şam'daki olayı hatırlayın. Şam'da biz konuştuğumuzda öyle bir şey oldu. Şam'da İsrail kimi vurdu? İran konsolosluğu. Bir toplantı vardı ve orada devrim muhafızlarından bir general, İranlı generaller vardı. Önce İran Büyükelçisi çıktı toplantıdan. 3 dakika sonra füze atıldı ve orada öldürüldü. Yani İsrail Büyükelçiyi öldürtmek isteseydi öldürebilirdi ama bekledi. İsrail burada bir üstünlük göstermeye çalışıyor İran'a ve Hizbullah'a. Diyor ki biz vurabiliriz. Hatta İsrail Başkanı 2 hafta önce bir demeci vardı. Biz Hasan Nasrullah'ı da öldürebiliriz. Onun yerini de bulabiliriz istersek. Ve bence bu yüzden Hasan Ruhani İran lideri yani şüpheli ölümünü bu çerçeve içerisinde çizmemiz lazım, görmemiz lazım. Bu benim analizim. Yani elimde bir delil yok ama fakat İran direniyor. İran yok ben yine payımı istiyorum. Saldıracağım. Daha devam ettireceğim Houthiler üzerinden, Hizbullah üzerinden. Ve en son mesaj daha 2 gün önce Hochstein Lübnan'a gitti. Ve aslında arabuluculuk yapmadı bu sefer. Bu sefer ultimatum verdi. Dedi, Hizbullah askerlerini, silahlarını bırakacak güney sınırda. 10 kilometre tampon bölgesini boş bırakacak ve ateşkes ilan edilecek. Ultimatum verdi. Çünkü Amerika artık İsrail'i destekliyor bu konuda ve İsrail'in Lübnan'a büyük bir taarruz, kara falan değil. Ciddi bir bombalama planı var. Hizbullah'ın mühimmat depoları, Hizbullah'ın karargahları, Lübnan'ın altyapıları. Yani Lübnan'ı biraz dize çökertecek bir planı var. Yani işgal etme falan filan şey düşünmüyorlar. Bunu yapmaya çalışıyorlar ve biliyorlar ki bunun karşısında Hizbullah ciddi bir cevap verecektir. Yani biraz da İsrail'i acıtacaktır. Bu arada şunu da özellikle vurgulamak lazım. Herhalde Lübnan çok kötü bir dönemden geçiyor. Ekonomik açıdan, siyasi açıdan. Yani Lübnan şu anda
iç savaş dönemi kadar olmasa bile çok ciddi sorunlar yaşıyor ve bayağı bir zaten kendi haline bıraksan da çok ciddi içeride büyük bir istikrarsızlık var. Böyle bir savaş ihtimali ülkenin bayağı bir çökmesine neden olabilir sanki. Zaten Lübnan böyle yaşıyor. Yani yıllardır sizin dediğiniz gibi, yani Lübnan kaç yıl oldu Cumhurbaşkanı seçilmedi? Yani 3 yıl mı oldu şimdi, 4 yıl falan, Michel Onden gittikten sonra. Ve kim onu engelliyor? Hizbullah engelliyor. Çünkü istediği adayı yani seçtirmek istiyor. O olmayınca kendi içindeki koalisyon Hristiyan partileri bile Hizbullah'a isyan ederken, biz böyle bir şey yapamayız, Hizbullah her şeyi felç ediyor. Yani hükümet, geçici bir hükümet ve hiçbir şey yapamıyor. Ve Hukşin geldiğinde, bu Amerikan arabulucu, hükümetle konuşuyor ama hükümet ondan sonra hatta hükümetle konuşmuyor. Meclis başkanıyla Nebih Birri, bu da Şii çünkü Hizbullah'a yakın. O da Nebih Birri, Hizbullah'a mesaj iletiyor. Yani o hükümet diye bir şey yok. Ekonomik tabii ki felç, dolarları buharlaştı, insanlar şey oldu. Ve burada bir şey daha eklemek gerekiyor. Şöyle söyledi, biz şu anda bir bölgesel bir sistemin doğma sancılarını yaşıyoruz ve şanssızlığımız Amerika'da Biden var. Yani bu sistem, yani bölgesel rejimleri şekillendirmek için Amerika, Çin, Rusya müdahil oluyor. Fakat Amerika'nın dahli yok. Yani Biden idaresi o kadar güçsüz ki, ne Suriye ile ilgili bir stratejisi var, ne Filistin devleti ciddi bir destekleme şeyi var, ne Netanyahu'ya karşı bir, çünkü seçime gidiyor, hasta. Ve bu yüzden biz bu sancıyı biraz daha uzun yaşayacağız. Çünkü Trump gibi bir adam gelirse ya da demokratlar son anda başka birisini aday gösterip de seçilirse bu sancı azalabilir, bu süreç hızlanabilir. Fakat burada en önemli oyuncu kayıp Amerika. Bölgede hele dışişleri Blinken çok pasif bir insan ve çok etkin bir politika yapamıyor. Bu yüzden şu anda Amerika bırakıyor İsrail'i. Evet, Hizbullah'a bir darbe indirsin. Büyük bir savaş olmayacak. Taarruz, büyük bir taarruz falan, yani toprak işgali falan olmayacak. Ama ciddi bir darbe indirecekler. Çünkü çok ciddi istihbarat bilgileri, yani Hizbullah iliklerine kadar elektronik olarak İsrail tarafından izlenmektedir. Yani bunu şüphesi yok yani. Bu 37 öldürülen Hizbullah liderleri yani cebinde bulmuş gibi çıkartıyor İsrail. Bu çok önemli. Bu yüzden bir de unutmayalım, yani İran'da da, İran'ın içinde İsrail birkaç tane istihbaratı, birçok istihbarat suikastları yaptı, önemli suikastları yaptı. Nükleer bilim adamları, generalleri İran'ın içine sızıp orada insanları sorguladı evlerinde ve çıktı. Bu kadar teknolojik bir kapasite sahip olan İsrail kendine çok güveniyor. İran'da eski bir teknolojisine çok güveniyor. Çünkü diyor ki ben füzeler, onlarca füze atabilirim falan filan. Onları zapt edecek aslında Amerika'nın ve bölgenin istediği bu savaşın olmaması. Körfez ülkeleri, ileride sonra konuşuruz, yani bunun için çok uğraşıyor. Aman böyle bir şey olmasın, savaş yaşanmasın istemiyoruz. Hatta size şunu söyleyeyim, yani Arap Ligi denilen müessese bir hafta önce bir yaygara çıkarttı. Birdenbire Hizbullah, Lübnanlı Hizb askeri kanadı Hizbullah, terör listesinden çıkarttık diye bir bildiri yayınladı. Tabii ki Arap bazı körfez ülkeleri nasıl olur böyle bir şey falan, geri adım attı. Arap Ligi orada ne yapmaya çalışıyordu, Arap camiası? Arabuluculuk yapmaya çalışıyordu. Yani gidip Hizbullah'la konuşmak istiyorlardı ama terör listesindeyken konuşamazlardı. Ama olmaz yani, çünkü biliyorlar adres İran, Tahran
Ve Tahran bu seçimden yani sonra nasıl davranacak önemli bir şey. Ve Amerika'dan bir mesaj gelmesi lazım. Yani bir lider çıkması lazım. Sizin dediğiniz gibi Netanyahu zamana oynuyor. Amerika'ya gidiyor, Kongre'ye konuşacak, destek alacak, daha güçlenecek. Ve Hizbullah'a bir darbe indirirse bu önemli bir şey. Çünkü siz de konu söylediğiniz gibi. Çünkü Gazze'de savaş bitmek üzere ve hala Hamas'ın liderlerini ne tutuklayabildi, ne de öldürebildi, ne de esirleri alabildi ya da işte tutuklananlar, kaçırılanlar alabildi. Bu yüzden başka bir hikaye bulması lazım. Fakat soru şu benim açımdan, Hizbullah niye bu fırsatı bana veriyor? Yani bunu düşünmek lazım. Yani Hizbullah biliyor ki İsrail ciddi ciddi yani Netanyahu'nun yönetiminin altında böyle bir şey yapabilir Lübnan'a. Buna rağmen Hizbullah yine gözü kapalı gidiyor. Demek ki bu emirler yukarıdan geliyor. Çünkü Hizbullah çekilirse İran kırılmış demektir. Yani bölgede. Bu çok önemli ve Lübnan'ı izlerken, Gazze'yi izlerken ileride de Irak'ı izlememiz lazım tabii. Çünkü Amerika oradan çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Ben konuları birbirine karıştırmak istemiyorum ama Mesut Barzani'nin Bağdat ziyareti çok önemli. Çünkü onu konuştu yani Amerikan askerleri çekilecek mi, İran karşı ilişkiler nasıl olacak? Bunlar çok önemli şeyler. Houthi, Yemen'deki Houthi yani saldırılara kadar Amerika müsaade edecek. Çünkü Amerika ciddi bir saldırı yapmıyor Yemen'e karşı, Hutilere karşı. Sadece onların saldırılarına karşı bir miselleme yapıyor ama Hutilere ciddi bir dayanıyor. Neden? Çünkü Amerika hala İran'la bir yerde uzlaşabiliriz. Bu savaş olmasın. Bu böyle sert senaryolara gitmeyelim. Ama belli ki Amerikan bir ciddi bir idaresi olmadan biz bölgedeki İran ve İsrail'in yaramazlıklarına maalesef daha uzun bir süre muhatap olmak zorunda kalacağız. Çünkü dışarıdan ciddi müdahale gelmiyor. Ve anladığım kadarıyla Hokiştin hakikaten sıkıldı Hizbullah'ın tavrından ve benim aldığım bilgilere göre arabuluculuk yapmıyor artık. Lübnan'a ultimatum vermeye gitti 2 gün önce. O yüzden Netanyahu kongreden Amerika'dan döndükten sonra bir şey bekleyebiliriz yani Lübnan'da ve Allah Lübnanlılara ya ve yani İsrail'de de yani biz büyük bir füze saldırısını göreceğiz. Aslında İsrail de bunu görmek istiyor. Yani detay gibi görünecek ama söyleyeyim askeri açısından. İsrail bir Hizbullah liderini öldürüyor. Ondan sonra Hizbullah'ın reaksiyonunu ölçüyor. Yani füzeler nereden geliyor? Füzeler nasıl geliyor? Kaç füze geliyor? Bunlar hepsi İsrail'in bilgi sistemine giriyor ve hazırlanıyorlar. Yani hazırlanıyorlar. Yani bunları abes olarak yapmıyorlar. Yani birini seçiyorlar, öldürüyorlar. Ondan sonra reaksiyonu ölçüyorlar. O yüzden İsrail bu savaşa hazırım diyor. Hizbullah da hazırım diyor. Ve maalesef böyle bir 4-5 Evet, günlük gördüğünüz karşı karşıya göreceğiz böyle bir şey maalesef. evet, çok büyük bir savaş, kalıcı bir savaştan ziyade çok ciddi bir yıpratıcı bir şey bekliyor. Son bir cümle. Yani bu kötü senaryonun karşısında dua edelim. Bu son yapılan arabuluculuk, İsrail ve Hamas arasında Mısır'ın, Katar'ın yaptığı arabuluculuk bir müsvedde ortaya çıktı. Yeni bir müsvedde çıktı 2 gün önce. İsrail buna yanaşıyor, Hamas buna yanaşıyor, Amerika bastırıyor buna. Eğer buradan bir ateşkes çıksa Gazze'de, biz Lübnan'da rahat bir nefes alabiliriz. Birkaç aylığına ya da birkaç haftalığına. Buna dua edelim. Evet Yusuf, çok teşekkürler. Sen de şimdiden sözleşelim. Haftaya bir aksilik olmazsa Türkiye ile Suriye arasında yakınlaşma tartışmaları var biliyorsun.
Erdoğan'ın söyledikleri, Tabii. söyledikleri, Özgür Özel'in söyledikleri ve içeride yaşanan bir takım olaylar da var biliyorsun. Mülteciler meselesi. Senden özellikle bunun Arap Evet. dünyasında nasıl karşılandığını ve buna Arap dünyasından destek gelip gelmeyeceğini haftaya konuşalım. Şimdiden randevu. Tamam. Konuşalım, konuşalım ve o zamana kadar şunu da düşünelim yani izleyicilerimiz. Bu savaşlar Hamas, İsrail, Hizbullah sürerken Şam'dan, Beşar Asad'dan bir tık bir kelime çıkmadı. Bu önemli bir şey. Onu da anlatırız ileride çünkü bu önemli bir faktör. Çok sağ ol Yusuf. Evet, Yusuf Erşerif'le Teşekkür ederim. İsrail Lübnan'da savaşır mı? Daha doğrusu Hizbullah'la savaşır mı? Savaşırsa ne olur? Bunları konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.